Merhabalar, ben Cengiz Usta. Yeni bir zurna hazırladım. İstanbul'a gidecek. Bununla ilgili bir paylaşım yapıyorum. Nasıl yağlanır? Şu an kireç ve Hint kınasıyla rengini koyulaştırma, eskitme modeli veyahut da karartma diyebiliriz. Bazen siyaha yakın yaparız, bazen kahverengi. Biraz ağaç tonu, ağaç görünümü alsın diye. Bakalım nasıl yağlıyoruz arkadaşlar. Şu an kireçli ve Hint kınası var üzerinde. Bakalım rengi değişecek. Ağaç nasıl ortaya çıkacak arkadaşlar? Erik ağacı tonunu verdirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ağacı yağsız bırakmamak gerekiyor. Yağsız bırakınca arkadaşlar hem iyi ses vermez, yarılma ihtimali de yüksek yani yağsız bırakırsanız. Evet, bayağı yeni olduğu için yağ hemen çekiyor. Özellikle iç kısmının yağlanması çok önemli. Temiz ses istiyorsanız iç kısmını. Ceviz yağı, badem yağı, fındık yağı ile yağlayabilirsiniz. Ayçiçek yağı da olur arkadaşlar. Bir tek zeytinyağı iyi olmuyor. Zeytinyağı kalın düşüyor, bar tutuyor. Evet, gördüğünüz gibi olay değişti, şekil değiştirdi zurna. Gerçek görünümünü aldı arkadaşlar. Güzel bir zurna. Biraz yağda bekleteceğim. Sonra yağ kuruduktan sonra tam parlak hale gelecektir arkadaşlar. Şu an çalmaya hazır bir zurna. Borusunu da hazırlayacağım birazdan. Kısmet olursa ses videosu da daha sonradan ekleyeceğim. İçinden bayağı bir yağ aktarın arkadaşlar. Yağın zararı yok. Tamamen yağlanması gerekiyor. Evet. Yağlama ile ilgili yayınımız bu kadar diyelim. Telefonu kapatayım. Hafızası dolup fazla yer almıyor. Evet, videoyu da uzun tutmamak için biraz kısa geçeceğiz. Olay bu kadar arkadaşlar. Sürekli yağlayın. Çalmadan önce mutlaka yağlayın arkadaşlar. Çalınca daha zevk alırsınız. Yağlı bir şekilde. Kuru zurna sert yorar. Kulağı da yorar. Kamışı da yorar. Farklı ses verir. Hoşça kalın.